Devam ediyorum. Müsaade edersen birkaç dakika konuşacağım. Tabii tabii. Devam ediyorum. Ben kardeşim diye başlayayım madem öyle halkın diliyle konuşuyorsak. Kimin adına konuştuğuma eğer insani bir şeyden bahsediyorsam iyi veya kötü insan diye bahsedeceksem güzel veya çirkin diye güzel diye bahsedersen çirkin diye gözlerine bakarsın. İyi insan kötü insan yakınlığına bakarsın. Ama hukuktan bahsedeceksek bahsettiğim insanın üstünü kapatırım. Hukuk sizin, adalet sizin dostlarınıza dağıttığınız bir ulufe değildir. Tam tersine sizin gibi düşünmeyese dahi sizden olmasa dahi sizin renginizden, sizin etinizden, sizin kanınızdan olmasa dahi herkese eşit dağıttığınız ve bunu da aslında böyle gerektiği için yaptığınız bir meseledir hukuk düzeni. Bunu inandığım için zaten bunu söylüyorum. Üçüncüsü ben Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğum için, Cumhuriyeti savunduğum için Osman Kavala serbest bırakılmalı diyorum. Başka bir devlet istediği için değil. Tabii. Neden? Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet benim için e, hep burada sözü onunla başlıyorum. E, çok yüksek bir bina. Başı göğe değen bir bina. Saçları yerlere değen güzel bir kadın. Dizleri e, oynamaktan yara beri olmuş ama hala o güzellikte olan bir çocuk. Cumhuriyet budur, Cumhuriyet böyle bir heyecandır. Ama onun en güçlü kolonu modern hukuktur. Modern hukuk düzeni bana der ki, sen bir kişiyi mahkemenin önüne çıkartıyorsan delille yargılarsın. Suç varsa suçu yargılarsın, delille yargılarsın hiçbir hukuk düzeni bakın gerici hukuk düzenleri dahil hiçbir hukuk düzeni beraat etmiş bir kişiyi 4 sene içeride tutup 4 sene Sonra da mahkemede tutuklu yargılandığı halde beraat edip bakın beraat edip altını çiziyorum beraat etmek ne demek biliyor musun? Mahkeme şunu söylüyor sizin suratınıza. Biz seni yargıladık ama zaten biliyorsunuz cezası kesinleşmediği üzere hiç kimse suçlu değildir mahkemenin beraat kararı vermesi şu demektir. Biz seni yargıladık ama bu kadar yargılama boyunca bir suçunu bulamadık demektir. Modern hukuk düzeni beraat etmiş bir adamı içeride tutmaz. Ben diyorum ki yani beraat etmiş bir insanı hakkında beraat kararı verilmiş bir insanı bir dakika bekle. Cumhurbaşkanı çünkü böyle istiyor diyerek yeni bir soruşturma açıp hatta daha önce Hakkında tahliye kararı verdiğiniz bir soruşturma yeniden raftan indirip çırptı Başka bir şey daha. Ya Gezi karşı çıkabilirsiniz bilmem ne. Milyonlarca insan, bakın 3,5 milyon insanın sokağa çıktı. 9 milyon insanın evlerinden tencere çalarak şöyle böyle yaparak destek verdiği bir halk hareketiydi. Bunlar halk hareketidir. Yani 3-5 kişinin kafasından çıkmaz. Osman Kavala ile Gezi arasında herhangi bir bağlantı yok. Bakın gezi arasında bir sürü şey bağlantı kurabilirsiniz. E zaten iddianamedeki iddialar, iddialar da çözülür. Onu koyarsınız, kuyar, Cumhurbaşkanı o dönemki tepkileri koyarsanız bence hani o dönem bunu söyleniyorlar mı? Fetullahçı polislerin halk üzerindeki hı hı. sert tepkisini koyarsınız. Bunu hükümet medyası bile söylüyor. Çadırları yaktılar diyor, halkın üzerine gaz bombaları attılar falan diyor. Yani eylemlerin bu hale gelmesinde. Ama Gezi eşittir Osman Kavala denklemini ne bana ne bu topluma yutturamazsınız. O gün orada kimlerin olduğunu biliyorum. 6. Soros, 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 Soros deniyor ya. Casusluk, casusluk, casusluk bilmem ne. O, bu, bu bilmem ne deniyor ya. Ya bir dakika. Bu ülkede Soros'un bir numaralı adamı kimdi? Canpakel. Canpakel'di. Bir daha söylüyorum. Bu ülkede Soros'un bir numaralı adamı kimdi? Canpakel'di. Soros Türkiye'ye gelirdi, Can evinde kalırdı. Soros'un doğum günü olurdu, Can Peker, hop uçağa biner gider onun doğum gününü kutlardı. Doğru mu? Soros fonlu vakıfları Türkiye'ye getirip ajantalığını yapan kimdi? Can Peker'di. Can Peker Cumhurbaşkanının dibinde. Eğer derdiniz buysa. Eğer derdiniz buysa. Can ile Osman Kavala'nın yolu nasıl ayrılmış? Ben cevap vermeyeyim. Bugün hani hükümeti kim destekliyor? İşte AKP destekliyor, MHP destekliyor, Büyük Birlik Partisi destekliyor değil mi? Vatan Partisi destekliyor ve hepsini destekliyor. Ben cevap verirsem belki diyecekler ki bizim karşıt düşüncemiz cevap veriyor. Can Paker konuşsun. Osman Kavala'yla nasıl yolunu ayırdığını. Ben söylemeyeyim. 617 sayfalık bir kitap var. Geriye bakmak yok diye. Can Paker hayatını anlatıyor. 617 sayfayı ben okudum. Nasıl ayrılmış acaba Osman da yolları diye baktım. Nasıl ayrılmış okuyorum. Bir gün diyor, akşam yemek yerken Hakan bana, Hakan Altın, Aynen. o da Gezi davasını sana Osman Kavala ile birlikte. Silivri'de büyük haksızlıklar oluyor. Siz bugüne kadar AK Parti'ye çok prim verdiniz dedi. Sonra da ben Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik ile temas halindeyim. Çetin Doğan mağdur oluyor. Dani Rodrik de bunu ispat ediyor. Biz bu işe girelim dedi. Can Peker diyor ki bir dakika. Yani Hakan Altınay demiş ki burada bir hı hı. mağduriyet var. Silivri'de Ergenekon, Balyoz gibi davalarda haksızlıklar yapılıyor. Biz acaba bunu bugüne kadar bunları desteklemiş olmakla veya bunların yol açan iktidara bir şekilde paye vermiş olmakla yanlış mı yapıyoruz diye Can Paker'e dönmüş. Can Paker hayır. Demiş Balyoz kumpasını savunmuş. Ergenekon kumpasını savunmuş. Yetmemiş. Kitaba yazarı. Kendisi de bu arada o malum medyada çalışan bir yazar. Osman Kabalayla yolunu ayırmış Can Peker, bu yüzden. Hı. Sen nasıl Ergenekon kumpasını, Balyoz kumpasında hatalar var dedin diye. Pazar günkü telefon konuşmasını yaptığımız sırada Can Paker yol hazırlığı, kitabın sonu böyle. Yapmakta, bavulunu toplamaktaydı. Pensilvanya'ya gidecek Fethullah Gülen Hoca Efendi ile görüşecekti. Kitaptan okuyorum yanlış anlaşılmasın. Davet aylar öncesinden Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'dan gelmişti. Tayyip Bey'i beğendiğini fark ettim diyen Paker'in emniyette mi yargıda karşı karşıya gelmeleri için olur böyle şeyler anlamında bir cümle kullandı. Sonra gidiyor Pensilvanya'ya, geliyor. Geldiğinde üzerinde Fethullah Gülen yazan Tissot marka bir saat, 40 kokudan bizzat Fethullah Gülen'in kendi yaptığı bir koku, bir de namaz takkesi hediye etti. Can Peker. Osman Kavala Fethullah Gülen'i kızdırıyor. Onun kumpaslarına karşı çıkıyor. Ben şimdi onunla yolumu ayırıp Fethullah Gülen'e gidiyorum. Fethullah Gülen'in bana hediye ettiği kokuyu sürüyorum diyen Can Paker nerede? Cumhurbaşkanlığı sarayında. Bugün Osman Kabala içeride kalsın diyenler kimi destekliyor? İşte bu Can destekliyor. O yüzden ben diyorum ki ben Cumhuriyet'i savunduğum için. Hiçbir yabancı devlete bakmadan Türkiye'yi savunduğum için. Bir kere zaten beraat etmiş bir insanın 4 sene içeride kalmasının hukuksuz olduğuna inandığım için. Hukuku savunduğum için. Hukuk yoksa, adalet yoksa bir ülkenin orta çağa geri döneceğine inandığım için yarın çıkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu 10 devlet açıklama yapmış ya gözümü Ama... kapatıyorum oraya bile bakmıyorum. Okumuyorum bile. Ben bunu söylüyorum. Haklısın. Bu arada Can Peker en son referandumda yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz başkanlık sisteminde de en aktif oyunculardan bir tanesiydi ve bütün o dönem bu sistemin ne kadar şahane bir sistem olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar büyük kazanımlar sağlayacağını da televizyon televizyon gezerek anlatmıştı. 10 devlet şundan önemli Barış. Dediğine katılıyorum çünkü Osman Kavala ve eşi Ayşe Buğra ve avukatları da mahkemelerin en başından beri hep şunu söylediler. Osman Kavala her seferinde ben dört kere kendisiyle röportaj yaptım. Her seferinde şunun altını çizdi. Ben Avrupa'dan hiçbir destek istemiyorum. Hiçbir kampanya istemiyorum. AB kaynaklı hiçbir Avrupa parlamentosunda çünkü daha başka siyasi davalarda bunlar olmuştu. AB destekli kampanya istemiyorum. Şudur budur. Ee, onlar da zaten aile olarak bu noktadalar sen bunu söylüyorsun ama bu şundan dolayı önemli günün sonunda Türkiye bir e, hukuk sisteminin bir üyesi parçası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin imzacısı yani bu 10 e, devlete evet birçok insan işte dış devletler istiyor demek ki Osman Kavala onların e, bir e, işte nedir maşası Yok, ya ben da ben... ismi diye bakılır Hı -hı. ama diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti devletini siz bu hale koyu Türkiye'yi indirgenen nokta bu. Günün sonunda dünya buna bakıyor. Dönüyor diyor ki ben Türkiye'ye gelmeyeceğim. Çünkü Erdoğan orada dünya bakacağım. Selahattin Demirtaş cezaevinde. Osman Kavala yargılanıyor. Belediye başkanları seçilmişler ama cezaevindeler. İşte askerler 28 Şubat'ta aslında apar topar içeriye koyuyorlar. ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Böyle bir tavla var. O yüzden 10 ülkeyi elbette ki <laughs> e, 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 yani e, önemsi Ama önemseyelim de aynı zamanda. Çünkü dünya sistemi böyle dönüyor. Ben... Katarlı bir şey söylese önemsemeyebiliriz belki çünkü zaten biliyoruz meseleyi ama hani o manada. Emin var mı burada gireceğin yoksa dolara geçelim mi? Bir şey söyleyeceksin galiba Barış. Ya Burcun, ben değil. sonuçta şunu için söylüyorum. Yani ben insan haklarını, ben hak ve hürriyeti Türk toplumu Yo, için tabi, buraya tabi. bakarak istiyorum. Başka hiçbir kesinlikle, şey. Kesinlikle kesinlikle. Yani sana... Diyorum ki Osman Kavala'ya bir hesabınız varsa oturun karşısına. Ben de tartışırım evet. bu arada görüşlerimiz bir sürü ayrıldığımız tabi. konu vardır. Karşı karşı tartışırız ama ben İnsanların siyasi ayrışmalarını da hukuku meze etmelerini kabul etemiyor. Haklısın bu artı e, indirgendiğimiz noktada bu. Sonuçta evet. böyleyiz. Yani böyle görünüyoruz. E, dolayısıyla Osman Kavala konusundaki e, bu hatırlatmaları özellikle yapalım istedik e, bu programda. Çünkü 4 yıl, 4 yıl insan hayatından giden 4 yıl ortada iddia var sadece. İddia bile yok artık. Ne delil var? İşte Barış da anlattı, Emin de anlattı. Ee, yakından takip ediyoruz davayı. 4 yıldır e, dünya hukuk tarihine rezalet olarak geçecek bir dava. Şimdi Osman Kavala'da eğer varsa ekleyeceğim. Ekle e, 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 menü rica ediyorum Emin ve oradan jet sürat, jet sürat fırlayan dolara geçelim. E, zamanımızı daha fazla e, tüketmeden. Bir doları anlatmanı istiyorum. Çok önemli bu ve nereye doğru koşuyoruz? İddialar var ortada. Ee, hani ben de sormuştum sen demiştin ki geçen yılda ay ben